Merhabalar, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için patatesli bir tavuk tarifi paylaşacağım. Nasıl bir tarif olacak? Zeminde soğan, patatesler, tavuk, ondan sonra köri, yumurta, süt, soslu, aynı zamanda fesleğenli domates sos ve içerisinde güzelce şöyle pesto sosla da lezzetlendirilmiş olacak kıymet seyircilerim. Şimdi hemen malzemeler sayıyorum. 2 parça tavuk göğsü yaklaşık olarak 700-800 gram gelecek büyüklüklerde. 4-5 tane patates, 2 soğan, 2 diş sarımsak. Burada 3 su bardağı süt, yarım çay bardağına birazcık fazla çiçek yağı ya da zeytinyağı, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çorba kaşığı una ihtiyacımız var. Tuz, karabiber de ayrıca ilave edeceğim. Pesto sos ve domates sosla müthiş fırında kolay yapımı ve lezzetli bir tarif için hazır mısınız? Buyurun başlıyoruz birlikte. Soğanı, patatesi, havucu, soğanı, sarımsağı soydum. Şimdi piyaz, soğan doğruyorum kıymet seyircim. Şöyle yaklaştırayım. Hatta bir dakika şöyle, canım benim yararlanamadım. Olmadı ama özür dilerim. Aynı seviyede olmasaydı iyiydi, güzel olacaktı. Şimdi piyaz soğan doğruyorum zeminine. İki tane piyaz soğan gelecek. Soğanı doğrayıp hemen buradaki fırın kabının içine alıyorum. 2 diş de sarımsağım var burada. Güzel lezzet verir. Sevdiğiniz baharatlardan atabilirsiniz. Şöyle cam kabın içine zeminle 2 çorba kaşığına yakın tereyağını koydum. Kıymet seyircim bakın. Zeminde soğan, sarımsak, tereyağı var. Buranın üzerine şimdi patatesler geliyor. Güzel soyulmuş, çok kalın olmadan doğranmış patatesleri şöyle getiriyorum. Bakın şöyle, gelir misin canım? Evet, şöyle uzunlamasına yayıyoruz. Soğan, patates bu şekilde zeminde yerini alacaklar. Ondan sonraki aşamalarda tavuk ve soslar devam edecek kıymet seyircilerim. Sevgili seyircilerim, zeminde soğan, sarımsak, patates, tavukları da aynı şekilde kestim. Patates de olduğu gibi bakın çok da güzel oldu. Görseli de gayet güzel. Şimdi lezzetlendirme bölümüne geçiyorum. Sosa tuz vereceğim ama buradaki patatesin ve tavuğun için birazcık tuza ihtiyacı var. Tadının da yavan olmaması gerekiyor. Buraya karabiber değirmenden çekiyorum. Şimdi fesleğen ve domates sosu. Canım niye iyi çekmiyorsun? Çeker misin lütfen rica etsem? Doyurucu ve güzel, lezzetli bir tarif olacak sizler için kıymet seyircilerim. Şimdi buranın tuzunu koydum. Şurada pesto sosumuz var. Pesto sosta ne vardı içinde? Sarımsak, dolmalık fıstık, fesleğen ve zeytinyağı. Çok güzel olur pizzalarda, makarnalarda. Müthiş bir şeydir kıymetli seyircilerim. Şimdi buraya da yine fesleğenli makarnalar için bir domates sos var ya. Bakın o domates sostan da şöyle 2-3 kaşık veriyorum. Verdim. Buraya biraz daha zeytinyağı ilave edeyim. Tamam. Domates, pesto. Evet. Sevgili seyircilerim şöyle karıştırıyorum. Ve hemen karışım sosu tavukların üzerine veriyorum. Tavukları bir lezzetlendirmek istiyorum. Sonra da üzerine körili sos gelecek. Müthiş lezzetli, doyurucu, aynı zamanda çok zamanınızı almadan pratik bir tarif. Tavuk kasaptan alırken kestirebilirsiniz. Siz soğan ve patatesleri hemen doğruyorsunuz, kaba yerleştiriyorsunuz, sosunu yapıyorsunuz. Buradaki pesto sos ve domates sos, onları da hazır alabilirsiniz. Evet, burası hazır. Şimdi sıra geldi sos bölümüne geçiyorum. Canım burada bekler misin rica etsem? Sosta burada ne kadar? 3 bardak su bardağıyla süt var, yumurta, sıvı yağ, un, pul biber ve köri geliyor. Sosumuzda 3 bardak un, özür dilerim, 3 su bardağı süt, 1 çorba kaşığı un, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, biraz da zeytinyağı ilave ettim kıymetli seyircilerim. Şimdi bakın burada bol baharatlı
Seyircilerimizden Zeynep Hanım demişler ki biraz da içerisine biberiye olsa olur mu taze? Çok güzel olur. Yakışır kıymetli seyircilerim. Biberiye de gayet güzel yakışır. Şimdi bakın bol baharatlı, sütlü, unlu, yumurtalı sosumuzu tavuğumuzun üzerine döküyoruz. Buradan sonra yola çıkıyor. Yolculuk nereye? Fırına gidecek. 190 derece. Bismillahirrahmanirrahim. Sosunu veriyorum. Güzel sütlü, yumurtalı, unlu sos ile. Bakın son derece kolay yapımı. Gördünüz mü sevgili seyirciler? Oh canım benim. Baharatlar zeminde kalmışlar. Onları da şöyle güzelce yayalım. Evet bakın çekiyor şu anda. Pıtı 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 içine doğru soslar gidiyor. Üzerine şimdi buranın ne geliyor? Bir tane yağlı kağıt. Bakın sosuyla tavuklar, patatesler buluştu. Yağlı kağıdını kapatıyorum. Şöyle yağlı kağıt bakın taştığı zaman direkt zemine gidip yapışmadı. Güzel oldu. Evet şimdi buraya iki parça alüminyum folyo saracağım. 190 derece ısıtılmış fırının orta katın bir altı. Turbofan açık veya kapalı fark etmez. Burası kıymetli seyircilerim saatime bakıyorum. Bir saat sonra kontrol edeceğiz. En son finalde kaşar peynir rendesini vereceğiz. Açık bir şekilde üzerini kızarttıracağız. Canım iyi yolculuklar. Fırına gidiyor. Sevdiklerimiz sofrada güzel bir lezzetle buluşacaklar. Kanalıma abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Instagram'dan takip ederseniz de sevinirim. Evet iyi yolculuklar canım. 190 derece fırının orta katın 1.6 pişiyor. Sonra da sofra kuruluyor. Fırınımızdan tavuğumuz geliyor. Sevgili seyircilerim, şimdi sosuyla birlikte pişmiş olan tavuğu görüyoruz. Çok güzel kokular geldi. Hemen şöyle alıyorum. 190'dan 200 dereceye çıkardım. Baktım yavaş gidiyor. Artırabilirsiniz. Vaktiniz kısaysa 220-230'lara da çıkarabilirsiniz. Zamanla alakalı. Oo, çok güzel olmuş. Subhanallah şu güzelliğe bakın kıymetli seyircilerim. Buradan sonra artık üzeri açık olarak pişeceği için üzerine alıyorum. Tavuğu görüyoruz sosuyla birlikte. Şimdi kaşar peynirini veriyorum. Misafir de ağırlar. Çocuklarınız da böyle güzel bir tavuk, patates, soslu, baharatlı ziyafet yaşayabilirler. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neye müsaitse onunla hazırlayabilirsiniz. Kaşar peynirini verdikten sonra tekrar fırına göndereceğim. Fırında kalma süresi artık kaşar peynirleri kızarıncaya kadar fırında kalacak. Aynı ısısı devam ediyor fırının. Gayet güzel, nefis bir ana yemek olmuş sizler için. Tavuklu, patatesli, özel soslu tarifimiz fırından çıkıyor kıymetli seyircilerim. Canım gelir misin? Çok güzel pişmiş, sevgiyle pişen bir tavuklu tarif oldu sizler için kıymetli seyircilerim. Bakın nasıl kaynıyor. Cam kabın çünkü ısınma süresi var. Şimdi hemen saati de bakıyorum. 1 saat 15 dakika 200 dereceye çıkardım. 190 az geldi. Çünkü cam kap ısıyı biraz geçirmede zaman alıyor. 200 dereceye çıkardım. 1 saat 15 dakika. Sonrasında kontrol ettim pişmiş. Kaşar peynir rendesini verdim. 15 dakikada öyle pişti. Toplamda 1,5 saatte pişti sevgili seyircilerim. Vaktiniz kısaysa verin 240 dereceye. Daha hızlı sürede pişer. Efendim birazdan doku testini sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlık kalın.